Merhaba arkadaşlar, bugün haritalar ve yayınlar kataloğunu inceleyeceğiz. Bu katalog sayesinde bizler bir noktadan bir noktaya giderken hangi haritaları kullanmamız gerekiyor? Bunları bu katalog sayesinde tespit ediyoruz. Hocam çok mu zor bu haritaların bulunması diyecek olursanız, birçok noktadan geçiyoruz ve bazen 100 oluyor, bazen 150 tane haritadan faydalanmamız gerekiyor. Çok girintili, çıkıntılı ve uzun seferler olduğu zaman. Bundan dolayı arkadaşlar, bu katalog sayesinde hangi haritaları kullanacaksak, işte geniş ölçekli, dar ölçekli birçok harita var. Bunların numaralarını biz alıp şirketten isteyebiliyoruz. Onun için de bu kataloğu kullanıyoruz. Ayrıca yayınlar kataloğu diye de geçiyor. Bu da arkadaşlar, seyir sırasında hangi yayınlardan yararlanıyorsak, hangi yayınlar gerekiyorsa yine bu kataloğun içerisinde mevcut. Şimdi kataloğun içeriğini incelemeye geçelim. İkinci sayfada ise kataloğun içerik kısmından bahsetmektedir. Şimdi bu içeriğindeki bölümlere ayrıntılı olarak bir bakalım. Bölüm 1 giriş kısmı, bölüm 2 dijital seyir üretimlerinden bahsetmiş. Üçüncü bölümde de seyir haritalarından bahsetmiş. Bizi en çok ilgilendiren bölüm bu arkadaşlar. A'da planning charts, yani genel bir harita planlaması için ilk önce buraya bakıyormuşuz. Sonra genel, işte okyanusların genel haritaları A kısmında varmış. Ve daha sonra arkadaşlar aşağıya doğru daha ayrıntılı bir şekilde haritalarımızı seçmemiz gerekiyormuş. İlk önce bu A kısımlarından başlayacağız. Daha sonra buradan hangi haritalar lazımsa o kısımları seçip ona göre haritamızı seçeceğiz. Dördüncü bölüm tematik haritalardan bahsediyor. Beşinci bölüme bakacak olursak burada da seyir yayınlarından bahsetmiş. Mesela 66 List of Radio Signals. İşte sayfa kaçtaymış? 143. sayfadaymış. Altıncı bölümde Admiralty yayınları, ürünleri ve servislerinin ilişkisinden bahsetmiş. 7. bölümde yabancı hidrografik ofislerden bahsetmiş. Bölüm 8'de reklamlardan, bölüm 9'da da numerik içerikten bahsetmiş. İçerik kısmından sonra 3. sayfaya da bakalım arkadaşlar. Burada genel olarak admiral haritalarının dünyada hangi haritaları gösterdiğini burada görebiliyoruz. Örneğin kuzey ve güney kutup noktalarının olduğu bölgeleri admiral haritaları almamış. Bakın burada admiral haritalarının aldığı bölgeleri daha net bir şekilde görebiliyoruz. Ama buralarda bakın herhangi bir bölge almamış. Onun için buralarda ayrıntıyı pek bir fazla göremiyoruz. Genellikle bu kısımları almış admiral haritaları. Admiral haritalarından bu kısımlarda yararlanabiliriz. İçerik kısmını incelerken arkadaşlar sayfa 16'da part 3, yani seyir haritalarının olduğu kısmı anlatıyordu. Bizim için önemli kısım burası. Burayı iyi bilmemiz gerekiyor. AA kısmının ilk bölümü planning chart'tı. Bakın burada planning chart'ta dünyanın haritasının numarası, bakın tam bu kısımda. Dünya haritasını isteyeceğimiz zaman biz 4000 yazacağız, onu isteyeceğiz. Diyelim ki Akdeniz bölgesinde seyretmek istiyoruz. Akdeniz, bakın buralar. Akdeniz bölgesinde seyretmek istiyorsak bakın şu haritayı ben kullanırım. Bu haritada bakın 4016'ymış. Yani hangi haritayı kullanacaksak o karenin içinde olmamız gerekiyor. Akdeniz'de seyrediyoruz. Bir de 4016'yı isterim ben şirketten. Bu haritalar bana gelir. Part 3'ün A kısmı ise dünyadaki genel haritalardan bahsetmişti. Tabi okyanuslar için genel haritalardan. Tabi biz Akdeniz'de seyredeceğimizi söylemiştik. Akdeniz bir okyanus olmadığı için burada herhangi bir harita, okyanus haritası mevcut değil. Ama okyanuslarda seyredeceksek bu okyanus haritalarını da buradan alabiliriz. Mesela Cebel-i Tarık'tan Panama'ya gideceğiz. Onun için Cebel-i Tarık'ı içine alan bir haritayı bulmamız lazım. Bakın 4012 Cebel-i Tarık'ın içerisinde bulunuyormuş. Cebel-i Tarık bu 4012 numaralı haritanın içeriğinde bulunuyormuş. Bakın daha genelde şurada bir harita var. Şöyle yukarı doğru gidiyor. O da 4011 no'lu haritaymış. Onu da isterim arkadaşlar. Böyle böyle buradan bu tarafa doğru giderken hangi haritalar denk geliyorsa onları isterim okyanus haritası olarak. İçerik kısmında A1 bölümü The World Index of Charts at 1/3,5 milyon skalasındaki haritaları gösteriyordu arkadaşlar. Biz dedik ki Akdeniz'e gidelim. Akdeniz'in içerisinde bulunalım. Şimdi Akdeniz bölgesine doğru yaklaşacak olursak burada arkadaşlar Akdeniz
Bu kısımda yer alıyor. Bakın 4302 no'lu harita. 4301 no'lu harita. Bakın Karadeniz 2214. Bakın daha geneli burada 4300. Bu haritaları arkadaşlar istememiz gerekiyor. Az önce arkadaşlar biz Akdeniz bölgesinde bulunacağımızı söyledik. Ancak Akdeniz bölgesindeki çok büyük skaladaki haritaları biz inceledik. Tabi Akdeniz bölgesinde biz seyir yapacaksak daha ayrıntılı haritaları bulmamız gerekiyor. Onun için buradan Akdeniz neredeyse onu bulmamız lazım. Akdeniz arkadaşlar Mediterranean Sea olarak geçiyor. Bakın A2'de North East Atlantic Ocean, European Waters, Mediterranean Sea. Burada o zaman A2'deki biz kısımları kullanacağız. A2'de sayfa 20'deymiş. O zaman biz katalogda 20. sayfayı açarız. Sayfa 20'yi açtık arkadaşlar. Şimdi biz diyelim ki Akdeniz'de Kıbrıs'ta bulunalım. Hemen Kıbrıs'a doğru yaklaşalım. Bakınız Kıbrıs burada arkadaşlar. O zaman arkadaşlar Kıbrıs'ı içine alan harita 183. Bu 183 numaralı harita çok da ayrıntılı bir harita değil. Genel bir harita. O zaman biz daha ayrıntılı haritaları bulmak için başka bir kısma bakmamız lazım. Kıbrıs Doğu Akdeniz'de bulunduğu için o zaman East Turn ve Mediterranean Sea olan bir kısma bakmamız lazım. İçerik kısmına tekrar dönelim. İçerik kısmında arkadaşlar Akdeniz'de Kıbrıs doğu tarafında bulunuyor. O zaman biz Doğu Mediterranean Sea'yi bulacağız. Eastern Mediterranean Sea, Black Sea. Bakın bu kısmı almamız lazım. F olan sayfa 46'ymış. O zaman bizim 46. sayfayı açmamız lazım. Part 3 F, Eastern Mediterranean Sea, Black Sea arkadaşlar iki sayfadan oluşuyor. Önce biz haritanın olduğu 47. sayfaya bakalım. Biz arkadaşlar nereye gidecektik? Kıbrıs'a doğru gidecektik. O zaman Kıbrıs'a doğru yaklaşmamız gerekiyor. Kıbrıs'a baktığımız zaman arkadaşlar kamera odaklandı şimdi. Diyelim ki Magosa limanına gideceğiz. Famagusta yazıyor. 848 yıldız haritasını alacağız. Bakın etrafı böyle şu haritayla çevrilmiş. 851 numaralı haritayı almamız gerekiyormuş. Ve hangi rotadan geliyorsak ona göre bu çevredeki haritaları da almamız gerekiyor. Şimdi hocam Famagusta 848 yıldız demiş. Bu yıldız ne? İşte 851 demiş. Bu 851 numaralı haritanın ismi yok mu? O da arkadaşlar hemen yan tarafında. Sayfa 46'da bu haritaların isimleri yer almakta arkadaşlar. Bu isimlerini bulmak için numaralarını buralardan bulacağız arkadaşlar. Ona göre haritanın ismini elde edeceğiz. Bizim birincisi 848 yıldızdı. O haritamız arkadaşlar tam olarak burada. 848 burada arkadaşlar. Bakın Porcin Eastern Cyprus. Kıbrıs'ın doğusundaki haritalar demiş. Bizim gideceğimiz Famagusta yani Maosa limanı, Gazi Maosa. Bu limanın ölçeği 1/15.000'miş. Bakın burada da arkadaşlar haritanın basım tarihi, yayınlanma tarihi var. Burada da yeni ne zaman yenilenmiş bu harita onun tarihi burada yazmakta. Diğeri ise 851 numaralı haritaydı. O da Cape Kittitu, Cape Eloa. Şimdi arkadaşlar kısa bir örnek yapacaksak diyelim ki Lattaki limanından ben Magosa limanına gideceğim. Lattaki burası. Magosa da burası. Az önce bakmıştık Gazi Magosa'ya. Buradan böyle takribi bir çizgi çizerim arkadaşlar. Daha sonra bakarım. Öncelikle Lattaki'den gideceğimiz için Lattaki'den başlayalım. Lattaki limanı bakın burada 1579 yıldız. Hemen not alıyorum haritayı. 1579 yıldız haritasını isteyeceğim. Sonra Lattaki limanı bakın genel olarak şu haritanın içerisindeymiş. Görüyor musunuz? Bu haritanın içerisindeymiş. Bu haritanın da numarası 2633'müş. Hemen onu da not alıyorum. 2633. Şimdi bu haritanın içinden gidiyorum bakın. Bakın burada yeni bir haritaya giriş yaptım. Hemen bu haritaya bakalım. Bakın böyle büyük bir harita bu da. Bu haritanın numarası da 2074'müş. Hemen onu da not alıyorum buraya. 2074. Bakın o haritadan o haritanın içine girdim. Devam ediyorum. Bakın yeni bir haritaya girdim. Şu haritaya girdim. Görüyor musunuz? Şu haritaya girdim. Bu haritada 796'ymış. Hemen onu da buraya not alıyorum. 796.
Daha sonra devam ediyorum bakın. Başka bir haritaya girdim bakın burada. O da 851 numaralı haritaymış. Onu da yazıyorum. 851. Ve o haritadan da devam ediyorum. Bakın başka bir haritaya girdim. Bakın şurada şöyle şu büyük bir harita varmış bakın. Şu haritaya da girdim. Şöyle kocaman bir haritaymış bu da. Onun numarası tam çıkmıyor. 237'ymiş. Onu da yazalım. Hangi haritaya giriyorsak hepsini isteyeceğiz arkadaşlar. Devam ediyorum. Bakın aynı 851 numaralı haritada yine bulunuyorum. Devam ediyorum. Ve Magosa limanına girdim. 848 yıldız. Magosa'nın da liman haritası buymuş. 848 yıldız. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane harita istemem gerekiyor arkadaşlar. Bu haritaların hepsi gemide bulunacak. Eğer bu haritalar gemide bulunmazsa ben sefer yapamam. Bana sefer izni vermezler. Bundan dolayı arkadaşlar gemiler seferden alıkoyuluyor ve bu haritalar gelene kadar gemi bekletiliyor. Bu duruma düşmemek için arkadaşlar sefer planınızı en düzgün bir şekilde yapmanız lazım. Bir başka videoda görüşmek üzere. Eğer kafanıza takılan bir şey olursa yorumlar kısmına kesinlikle yazın. Videomu da beğendiyseniz beğenmeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Yeni videolardan haberdar olmak için de abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Hoşça kalın.